Yalnız Ahmet abi de ne yol söylemiş be. Ahmet abi bu videoyu izliyorsan, izlemiyorsan da zorla izletirim. Servise gelince zorla açarım. Bunu da yaparım. Teşekkür ediyoruz. Bu verdiğin tavsiyeler, o rota, yol bilgileri ve ipuçları bu turu daha güzel hale getirdi. Bu yani şu yola bayıldım. Kimseler yok ve asfalt mükemmel. Biz dağlara doğru sürüyoruz yani. Çok güzel. Çok. Ya neredeyiz diye sorarsanız Peleta kasabasına doğru yaklaşıyoruz. Haritada Mora Yarımadası'nın ne oluyor? Sağ alt kısmı yani Güneydoğu'da, Güneydoğu kısmında, Mora'nın güneydoğusunda Peleta isimli bir kasabadan geçiyoruz. Aha da tabelası da geldi bak. Peleta yazılışı da böyleymiş. Bütün Yunanistan'ı cahil gibi gezmemize ne diyorsun? Hiçbir şey okuyamıyoruz. Arada yazıyorlar İngilizcesini de, hani acırlarsa. Sparta diyor ama biz Sparta'ya uğramayacağız bu arada. Sparta'ya uğramayacağız. O biz, aynen o bizim depoyu taşıran gencin akrabası mı? Belki. Orada o kadar rahat takıldığına göre. Ya adama da orada diyorsun yok bu Türk. Bir de bana diyorsun niye Türkçe konuşacağım? Ama sende İspanyol tipi var. Evet, evet cevap verdi sana. Sonra sen diyorsun ki niye Türkçe konuşuyorsun? Ben Türk'üm yani. Ne konuşacağım? Çobanı. Evet. İlk çobanı ve ama böyle paylaşırsam kimse tıklamaz abi. O yüzden şey yapmam lazım. Biraz da abartmam lazım mesela. Yunanistan'da kuduz oldum gibi falan. Yani böyle paylaşırsam olur. Tabii. Bir de video başlarken ekrana kafa atmam lazım. Güzel bir acı aynen. Allah'tan yol çok sakin. Yani araba trafiği en az yoldu bugün burası. Hala öyle. Geldiğimiz bütün yollara kıyasla en sakin yol burası. Hiç kimse gel, bir tane geldi herhalde ya da iki tane. Yol güzel, kötü değil. Çukur falan yok. Yok. Çok güzel. İşte ben adamı Yunanistan'a getiririm ama Japonya'da gibi hissettiririm. Ben de böyle bir rehberim. Adama gelgitler yaşatırım. Hadi bakalım ne yapacaksın? Ne yapabilirsin yani? Yalnız şom ağzımı açmayacağım. Buralarda Garmin'e bir şey olursa... Ama tabelalar var ya. Köy içlerinde tabelalar var ya. O geliriz ya. O kadar naçar bir yer değil yani. Aa keçiler. Vay vay. Sakin. Ürkütmeden. Korkutma. Tüyleri benim çok dikkatimi çekti. Bayağı uzun ve... Evet sanırım. Sanırım. Uzun ve yumuşak. Öyle mi? Senin de yapmadığın iş yok. Boyacılık yapmış, hayvancılık yapmış. Yolda taşlar var bu arada. Mucur var üst tabakada.
Halkın motorunu seviyor musun? Hayır, bu motorunu seviyor musun? Evet. Ne gibi mesela? Biraz anlat bakalım. Ağır zaten abi. 200 geçtim, ağır. Top case var. Yani 0.3 ton hareket ediyor şu anda. Ya da neredeyse 0.4 gibi mi? Yok be, 350 kilo falan ya, o kadar çok değil. Eşyalarınla beraber. Yani Pupcase'in kendi ağırlığı falan filan diyeceğim işte. İşte onlar falan. Şurayı şöyle dönmek istiyorum. Evet. 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 Atak yani. Aynen öyle. Tabi böyle sürekli cart curt cart curt. Ama insan istiyor. Bak ben öyle dönüyorum bazı virajları böyle. Quick shifter da var. Çat çat aşağı indiriyorum. Bir yığılma oluyor, güzel. Sonra akarak dönüyor, hoş oluyor. Mesela uygulayalım. Bak, sıfır fren ve dönüş. Vay be. Ben iki vites düşürdüm, döndü. Hatta viraj içinde yavaş kaldım. Yine fren yok. Döndü mü? Bu viraj sağ omuza viraj. Nereden geldik aşağıda görünüyor, bak çok güzel. Aşağı bakarken yine sağ tarafa kaymayayım da. Interkom'a ne diyorsun peki halkım? Ben de kafama taktım. Hiçbir şey yapmadan dağın başında kendi kendine bağlandım. Rabbim. Evet, atmadım da çektim. Atmadım onu da, atacağım. Yani video atmadım abi ama atacağım şu an. Tabii atacağım da videoyu izlerken bakarız. Rabbim.
Evet. Oyna. Bir ara tabak kırıyordun. Gördüm. Sirtaki yapıyordun, gördüm. Gördüm. Görürüm abi, aynadan bakıyorum. Rehber olduğum kadar sinsiyimdir de.